أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. 93. ayet. Allah adına yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde bana da vahyolundu diyenden, bir de Allah'ın indirdiği ayetler gibi ben de indiririm diye iddia edenden daha zalim kimse olabilir mi? Ölümün şiddetleri içinde kıvranırken ölüm meleklerinin de yakalarına yapışıp kendilerine haydi derhal ruhlarınızı çıkarıp teslim edin. Bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız. Çünkü Allah hakkında gerçek dışı şeyler söylüyordunuz ve çünkü kibirlenerek onun ayetlerinden yüz çeviriyordunuz diye haykırdıkları sırada sen o zalimlerin halini bir görsen. Açıklama. Allah adına yalan şöyle olur. Onun söylemediği söz ona mal edilir, şeriki olmadığı halde ortak koşulur veya ona eksik sıfatlar verilir. Evet, bu bölüm Kur'an-ı Kerim'le alakalı, Kur'an-ı Kerim'in faziletiyle alakalı bir bölüm de diyebiliriz. Yukarıdaki Yahudilerin Allah'ı takdir edememesi, Allah'a yapılan bir iftira, bu ifadenin onunla da bağlantısı var. Ayrıca Allah hiçbir şey indirmemiştir demek. Allah ben peygamber gönderdim diyor. Ben Musa'yı peygamber yaptım. İsa'yı peygamber olarak gönderdim. Muhammed'i aleyhissalatü vesselam, aleyhimüsselam peygamber olarak gönderdim diyor ama bu Yahudiler diyor ki hayır göndermedi. Çünkü yukarıda Allah hiçbir şey göndermedi, indirmedi demeler. O da bir iftira. Suat Hocam burada iftirayı üç kademede Allah'ın söylemediği söz, Allah söyledi diye söylenirse iftira olur. Allah'ın şeriki olmadığı halde Allah'ın şeriki var denirse iftira olur. Allah'ın sıfatlarını eksik söylerse Allah'a iftira olur demiş. Tefsirlerde bütün bunlar var. Ama tekrar ediyorum, ayetlerin nazmi manası içerisinde 93. ayetin başında ve men azlemu mimmen iftara alallahi kediben. Yani Allah adına yalan uyduran iftira etmiş olur Allah'a. Burada tekrar edeyim, yukarıdaki ayetlerin bağlantısıyla ele alacak olursa Allah diyor ki ben vahiy gönderdim. Yahudi diyor ki göndermedi, hiçbir şey indirmedi. Bu Allah'a iftiradır. Allah diyor ki ben işte filan peygamberleri peygamber olarak gönderdim, vahiy ettim. Hayır, göndermedi, vahiy etmedi. Bu yalandır. Allah'a iftira etme. Bu çok derin bir mesele. Şimdi bütün hadis kitaplarında geçen bir rivayet vardır. Efendimiz söylemediği halde Efendimiz söylemiş gibi söze ona isnat etmek. Bu yalan hadislerin de çıkış kaynağıdır. İşte Efendimiz bu mevzuda ağır tehditte bulunmuş ve onların mutlak cehennemlik olduğunu söylemiştir. Men kezebe aleyye müteammiden فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Kim ki bir sözü ben söylemediğim halde ben söylemişim gibi bana isnat ederse, yalan söylerse benim hakkımda,
cehennem ateşinden yerini hazırlasın. Pekala, Efendimiz'e yalan iftirasında bulunan cehennem ateşinden yerini hazırlar da ya iftirasını Allah'a atarsa, ya Allah demediği halde Allah demiş gibi söylerse, ya Allah ben vahyettim diyor ama sen diyorsun ki vahyetmedi. Allah filanları peygamber olarak gönderdim diyor ama sen dersen ki yok canım Allah onu peygamber olarak göndermedi. İşte bunlar Allah'a yapılan iftiralardır. Ve Allah'a yapılan iftira da en büyük zulümdür. Zulmün burada muzafı ve men azlemu, daha zalim kim var yani? Zulmün en zirvesi, şiddetlisi. Mimmen iftira, uyduran, iftira eden, alallahi kezibe, Allah'a yalan isnat eden. Bir, bu zalim. İki, ev veyahut da kâle uhiye ileyye velem yuha ileyhi şey'ün, yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde bana da vahyolundu denen. Burada gaybi bir ihbar var. Dikkat buyurun. Kendisi peygamber olmadığı halde bana peygamberlik geldi, bana da vahyolundu diyecek yalancı peygamberlere ayet dikkat çekiyor. Yalancı peygamberler de Allah ona sen peygambersin dememiş, vahyetmemiş ama bana geldi diyor. Bunlar da ve men azlemu mimmen iftara içerisine giriyor. Allah'a iftira atan en şiddetli zalimler içine giriyor. Ayetin bu ikinci kelimesinde, ikinci cümlesinde az durmam gerekiyor. Evet, bu ayet ev kâle uhiye ileyye ve lem yuha ileyhi şeyün ayeti çıkacak yalancı peygamberlerden de bahsetmiş oluyor. Mesela bunlardan bir tanesi ilk yalancı peygamber Esved-i Ansi'dir. Efendimiz Aleyhisselam döneminde peygamberliğini ilan etti. Ve sonra da öldürüldü bu ridde olayları. İkincisi, Efendimiz Aleyhisselam hayattayken bana da vahiy geldi ben peygamberim diyenlerden bir tanesi Müseylemetül Kezzab'tır. Müseyleme, Müslümancık demek lakab olarak. Kezzap da çok yalancı demek. O da kendisine vahiy gelmediği halde ben peygamberim bana vahiy geldi diyenlerdendir. Bir tanesi de Tuleyha isminde birisi. Kahin bir kişi bu. Efendimiz Aleyhisselam'ın sağlığında nübüvvet iddiasında bulunuyor. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı kabileden Hazreti Dırar'ı savaşmak maksadıyla Tuleyha'nın üzerine gönderiyor. Hazreti Dırar geliyor, Tuleyha cesaret alır ve çevredeki kabileler kendisine inanırlar. Gatafan, Havazin ve Tay kabileleri de onun etrafında yer alırlar. Bu sebeple Hazreti Dırar onlarla savaşmadan geri dönmek zorunda kalır. Bu Tuleyha da böyle. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ın öbür aleme irtihalinden sonra da bana vahiy geldi diyen yalancı peygamberler, bizde de vardı bir yalancı peygamber, bana da vahiy geliyor filan diye. Neyse ki birkaç sene önce herhalde öldü o. Kim bilir daha kimler var, kimler vardır. Ama Efendimiz Aleyhisselam döneminde 3 kişi. Ayet bunlara dikkat çekiyor aynı zamanda. اَوْ كَالَ اُوْهِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْهَ اِلَيْهِ شَيْءٌ. Yani ayetin mealine bir daha bakalım. Yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde bana da vahyolundu diyenden. Bunlar da zalim ve Allah'a iftira atan kimse. Ve bir üçüncü gruba dikkat çekiyor burada. وَمَنْ كَالَ سَيْءٌ zilü misle me enzelallah, bir de Allah'ın indirdiği ayetler gibi ben de indirebilirim diye iddia eden, ben daha zalim ve Allah'a iftira eden kim vardır? Demek ki burada kimlerin zalim ve Allah'a iftira eden, Suat hocamın o 3 maddesi geçerli olduğu gibi bu husus
yukarıdaki ayetlere bağlı olarak da ele alınmalı. O zaman Allah'a iftira eden zalimlerin sayısı çoğalıyor. Ve bir de burada zaten üç hususa dikkat çekiyor. Ve bunların içerisinde gaybi haberler de vardır. Bundan sonra kıyamete kadar da böyle yalancı peygamberler çıkacaktır. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, ümmetimden 30 kadar deccal çıkmadan kıyamet kopmaz. Bu deccalların bir kısmı peygamberlik iddia edecek. İşte bu ayetteki mesele bu gayba dikkat çekiyor. Ev kâle uhiye ileyye velem yuha ileyhi şeyün. O deccallardan bir kısmı peygamberlik iddia edecek. Bir kısmı da peygamberliği küçük görüp, az görüp ilahlık iddia edecektir buyuruyor. Zaten sapık insanların sapıtmada merhale merhaledir sapıtmalar. Cenab-ı Hak bizi böyle imtihan etmesin, böyle kaybolup gitmiş kimseler de vardır. Mesela 3 kişi, 5 kişi size saygı gösterir. Her geldiğinizde ayağa kalkar. Sizin de hoşunuza gider. Sonra size çok aşırı saygı duyarlar. Sonra aman efendim sizin gibi daha kimse gelmedi. Böyle büyük kimse gelmedi filan derler. Bunu birkaç ay tekrar ettikleri zaman ya sen galiba bende bir şey var dersin. Ben sıradanım ama ulan bunlar bu kadar saygı gösterip bana iltifat ettiklerine göre herhalde bende bir şey var zannedersin. Sonra kalbime ilham geliyor. Sonra bana da vahiy geliyor. Ben peygamberim. Sonra da Allah'ın oğluyum gibi bu sapıtma böyle merhale 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 gider. Bütün bunların altında gurur ve kibir vardır. İşte bunların ahiretteki durumuna dikkat çekiyor. Şimdi Allah'a iftira edenlerin ölüm anındaki şiddetlerine ve öldükten sonraki hallerdeki şiddetlerine dikkat çekiyor. Hatırlarsanız arkadaki ayetlerde şöyle geriye dönüp bakıyorum. 61. ayetin tefsirine YouTube'da işlediğimiz YouTube'dan bakabilirsiniz. Ve huvel kahiru fevka ibadi ve yursila aleyküm hafaza hatta izâ câe ahadukumul mevt. Onlardan birisine ölüm geldiği zaman teveffethü onun canını alırlar rusulüne elçilerimiz. Yani burada melekül mevt demedi. Bir tek elçi demedi. Ezrail demedi. Ezrailler manasında çok isimler. İşte bu ayet 61 ve 62. ayetlerde ölüm anındaki insanların durumunu orada tasvir etmiştik. Şimdi oraya girmeyeceğim. Ama ayetin devamında diyor ki şimdi velev tera izi zalimune fi gamaratil mevt. Ölüm şiddeti o zalimleri nasıl yakalayacak? Ah bir görsen diyor. Demek ki ölme anında en şiddetli azaba maruz kalacaklar. Cehenneme gitmeden cehennem haletini sekerat-ı mevt'te yaşayacaklar. Kimdir? Allah'a iftira atan zalimlerdir. Kimdir Allah'a iftira atanlar? Allah adına yalan uyduranlar. Kendisine vahiy geldiğini söyleyenler. Ve bir de Allah'ın indirdiği ayet gibi ben de ayet indirebilirim diyenler. Bunlara dikkat etmek lazım. Bunlar zalim. Hem de en zalim ve aynı zamanda müfteri, Allah'a iftira atanlar. İşte bunların ölüm şiddetleri içinde kıvranırken ölüm meleklerinin de yakalarına yapışıp kendilerine haydi derhal ruhlarınızı çıkarıp teslim edin dedikleri anı bir görsen diyor. Bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız. Gerçekten burada derin derin mevzular var. Ve bu hususu anlatan ayet-i kerimelerde Furkan suresi 4. ayet. Mesela ve kâlellezîne keferû in hâzâ illâ ifkün iftarâhu ve âanehu aleyhi kavmun âkharûn fekad câ'û zulmen vezîrâ. İnkar edenler
Bu Kur'an onun uydurduğu, birilerinin de bu konuda kendisine yardım ettiği bir düzmeceden ibarettir. Ayetin birinci faslında geçen Allah'ın dediği şeyleri Allah demedi diyor. Allah'ın dediklerini kabul etmiyor. Böylece onlar açık bir haksızlık ve iftira atmış, iftirada bulunmuş oldular diyor. Furkan suresini bu ayet, Furkan suresi 4'ü bu ayetle ele almak lazım. Mesela Hakka suresi 44, 45, 46, 47. ayetler. Velev tekavvele aleyna ba'del ekavil le'ehedne minhu bil yemin sümme lekata'ne minhul vetin fema minkum min ahadin anhu hacizin. Burası daha derin, dikkat buyurun. Eğer peygamber, yani Efendimiz'i kastediyor, eğer Efendimiz Aleyhisselam da kendisine vahiy gelmeden bir ayeti bir ayet gibi anlatsa, kendi sözünü ayet gibi anlatsaydı, haşa, Efendimiz de Allah'a iftira etmiş olurdu. Haşa, Efendimiz Aleyhisselam Allah'ın gönderdiği ayetlerden bazılarını gizlese, ümmetine duyurmasa, o da Allah'a iftiradır. Eğer peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam bize atfen, Allah diyor ki bana atfen, o ben demediğim halde benim söylemişim gibi Muhammed Aleyhisselam da bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık. Bakınız onun canı nasıl alınırdı. Sonra onun can damarını koparırdık. Hiçbiriniz buna mani olamazdınız diyerek bu mevzuda tavizsiz Cenab-ı Hak, Efendimiz Aleyhisselam bile Allah ona vahyetmediği halde bana vahyolundu deseydi biz onun bile can damarını koparırdık diyor. En sevgili nebisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam bile bu manada istisna değilse, hele onun dışında orada geçen yalancı peygamberler, yani Esved-i Ansi gibi, Tüleyha gibi, Müseylemetül Kezzab gibi ve günümüzdeki yalancı peygamberler gibi, onlar ölürken ne hale geleceklerini, ölüm anında bile daha cehenneme gitmeden cehennem dehşetini yaşayacaklarını özellikle Hakka suresindeki bu ayetler daha net ifade ediyor. Mesela Enfal suresi 31. ayet ve izâ tütlâ aleyhim âyâtünâ kâlû kad semi'nâ لَوْ نَشَاءُ لَكُلْنَا مِثْلَ هَذَا اِنْ هَذَا اِلَّا اَسَاتِيرُ الْاَوَّلِينَ. Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda duyduk duyduk, istesek elbette bunun benzerini biz de söyleriz. Mekkeli müşriklerden bazıları böyle diyordu. Yani senin dediği ayeti duyduk bizi anlamadın. İstesek bunun benzerlerini biz de söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir diyenler, İşte onlar da Allah'a iftira etmiş oluyorlar. Enfal suresi 50-51. ayetlerde de bu mana var. وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَدْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ وَذُوكُوا عَذَابَ الْحَر۪يقُ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ. Melekler inkar edenlerin suratlarına ve arkalarına vura vura ölüm anında başlayacak bu. İnkar edenlerin suratlarına ve alınlarına vura vura ölüm anında, bunu 61. ayet, 62. ayette En'am'da aktarmıştık. Tadın bakalım yangın azabını diyerek canlarını alırken ah sen bir görseydin. İşte bu ellerinizle yapıp ettikleriniz yüzündendir ve kuşkusuz Allah kullara asla zulmedici değildir. Mesela Sure-i Muhammed'deki 27. ayet. فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتُ الْمَلَائِكَةُ يَدْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ. Melekler yüzlerine ve arkalarına vurarak onların canlarını alırken durumları nasıl olacak bir bakalım diyor. Başka ayette ah bir görsen diyor. Onun için bu mesele, Allah'a iftira atma, özellikle iki şeyden sakınmalıyız biz. Bir, şirkten sakınmalıyız. Bir de Allah'a iftira etmekten. Onun için dikkat buyurun şimdi. Önemli bir noktaya geldim. Ayet bana geldi demiyoruz.
Allah'ın vahyini inkar etmiyoruz. Bunlar zaten iftira, zulm-i azim. Ama Allah'ın ayetini tefsir ederken kendi şehvetimize göre tefsir edersek işte bu bile tehlikelidir. Değil ayet bana ayet geldi demek, ayeti sapıttırmak, ayetin tefsirindeki yorumlar bile eğer diğer ayetlere ters olursa, hadislere ters olursa bu muradi ilahinin dışında olur. O bile insanı cehennemlik yapar ki hadis-i şerifte men fessarel Kur'ane bi re'yihi fekat kefere buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselam, kim Kur'an'ı kendi reyine göre tefsir ederse kat'i ki kafir oldu. Çok derin bu. Onun için bilemediğiniz Kur'an ayetlerinden konuşurken böyle bir nassa, bir tefsir, bir alime dayanmadan kendi keyfinize göre yorumlamayın. Bundan sakının. Ciddi dikkat edin. Çünkü yanlış olursa, kendi şehvetimize göre tefsir olursa bunun dahi bizi imandan çıkartma tehlikesi var. Ve men azlemi mimmen iftara alallah içine bir de bu hususun konulması lazımdır. Mesela İmam-ı Malik'e demişler ki iman ziyadeleşir mi? Elbette demiş, iman ziyadeleşir. Keyfiyette artar iman. Pekala ya imam, iman noksanlaşır mı demişler. Sükut etmiş, susmuş. Hayret etmişler. Ya imam, ziyadeleşen şey aynı zamanda noksanlaşır da. Niye iman noksanlaşır demedin? Demiş ki Kur'an-ı Kerim'de imanın ziyadeleşmesiyle alakalı ayetler var. Fezadetüm imane, fezadetüm imane kaç yerde geçer? İmanı arttıkça arttı. Onun için iman ziyadeleşir dedim. Ama Kur'an-ı Kerim'de iman noksanlaşır diye bir ifade yok. Kur'an'ın kullanmadığı bir ifadeyi ben mantık yorumu yaparak kullanamam demiş. Ve sonra siz duymadınız mı Efendimiz Aleyhisselam? Men fessarel Kur'ane bi re'yihi fekat kefera. Kim Kur'an ayetlerini kendi şehvetine, menfaatine göre tefsir ederse kafir oldu buyuruyor demiştir. Onun için bu meleklerin ölüm anındaki durumlarını burada anlatırken çok derin, ölümün şiddetleri içinde kıvranırken ölüm meleklerinin de yakalarına yapışıp kendilerine haydi derhal ruhlarınızı çıkarın, teslim edin. Bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız diyor ve ayetin devamında çünkü Allah hakkında, Allah kendi hakkında gerçek dışı şeyler söylüyordunuz ve çünkü kibirlenerek onun ayetlerinden yüz çeviriyordunuz, o işte diye haykırdıkları sırada sen o zalimlerin halini bir görsen, ölme anındaki dehşeti bir görsen, bir seyretsen diye bunu ifade ediyor. Evet, geldik 94. ayete. Onu da bitirelim. Grup tamamlanmış olacak. Bu bölüm tamamlanmış olacak. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا قَبَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ 94. ayet. Kıyamet günü de Hak Teala şöyle buyuracaktır. İşte siz ilk yarattığımızda olduğunuz gibi çırılçıplak teker teker huzurumuza geldiğiniz huzurumuza geldiniz. Size verdiğimiz mallarınızı da çok gerilerde bıraktınız. Hani dünyadayken Allah'a ortak olduğunu iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi de yanınızda görmüyoruz. Gördünüz ya, aranızdaki bağlar bir bir koptu ve ortak olduklarını iddia edip güvendiklerinizin hepsi sizden uzaklaştı. Açıklama.
İnsan dünyadan ahirete hiçbir şey götüremez. Mal, mülk, dünyevi mevki, şöhret hep dünyada kalır. Dirilirken de insan anadan doğduğu gibi çıplak, yalın ayak ve sünnetsiz haşredilecektir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, eyvah herkes birbirinin mahrem yerlerine bakacak deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir başka ayette cevap verip bu ayeti açıklamıştır. O gün herkesin başından aşkın derdi vardır. Ne erkekler kadınlara ne de kadınlar erkeklere bakamazlar. Evet, 92. ayette Allah'a iftira edenler kimler olduğuna dikkat çekti. Ve 3 madde var. 3 özellik var. Suat Hocam 3 özellik saydı ama 91-92. ayetlere de dikkat edersek Allah'a iftira edenlerin sayısı çoğalacak. Ve Allah'a iftira edenlerin ölüm anındaki çekeceklerine dikkat çekti. 92. ayetin son tarafında. 93. ayette ise Allah'a iftira edenlerin ahirette karşılaşacaklarına dikkat çekiliyor. Onun için 93. ayet 92. ayetin izahı, devamıdır da diyebiliriz. Tekrar edeyim. 92. ayette ölüm anında zalimlerin, iftiracıların çekecekleri ama 93. ayette de ahirette çekeceklerine dikkat çekiliyor. Ve bu inceliği Kur'an-ı Kerim farklı surelerde de şerh etmiştir. Mesela Kasas suresi 62-63. ayetlerde يَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَكُولُ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذ۪ينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذ۪ينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَا اُلَا اِلَّذ۪ينَ اَوْوَيْنَا اَوْوَيْنَهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّئْنَا اِلَيْكَ مَا كَانُوا اِيَّانَا يَعْبُدُونَ O gün Allah onları huzuruna çağıracak. Benim ortaklarım olduğumu iddia ettiğiniz tanrılar şimdi nerede? Yani ahiretteki azaplarından önce Allah'ın da bu düşünceleri çerçevesinde de onları hesaba çekeceğini ayet söylüyor. Kendileriyle ilgili azap hükmü kesinleşmiş olanlar, Rabbimiz şunlar azdırdığımız kimselerdir. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Sorumluluklarını yüklenmiyor. Onları senin hükmüne bırakıyoruz. Onlar zaten bize tapmıyorlardı derler. Yani peygamberlik iddia edip de arkasından giden yalancı peygamberlerin veya putlara tapanlarla alakalı. Mesela Kasas suresinde yine 74-75. ayette aynı mana var. يَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَكُولُ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذ۪ينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ. Bir önceki burada okuduğumuz ayette burada تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلُّ اُمَّةٍ شَه۪يدًا فَكُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا اَنَّ الْحَقِّ لِلّٰهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. O gün Allah onlara seslenerek benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şeyler hani nerede diye soracaktır. Her ümmetten bir şahit çıkartıp kesin delillerinizi getirin diyeceğiz. O zaman anlarlar ki hakikat Allah'a mahsustur ve uydura geldikleri şeyler, yani putlar, kendilerini orada bırakıp gitmişlerdir. Putların öbür alemde bir faydası olmayacak yani. Aynı hakikat şu Ara suresi 92-93. ayetlerde de var. وَقِيلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُونَ. Onlara Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Size yardım edebiliyorlar veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı diye sorulur. Mesela aynı hakikat Bakara suresi 166-177. ayetlerde. اِذْ تَبَرَّ اَلَّذ۪ينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذ۪ينَ تَبَعُوا
وَرَاوُوا الْعَذَابَ وَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. İşte o zaman izlenenler kendilerini izleyenlerden hızla uzaklaştırmışlardır. Yani peygamberim dedi, benim ilahım dedi. Arkasından gitti, onlar kaçacak. Artık azabı görmüşler. Aralarındaki bağlar kopmuş. İzleyenler, yani o yalancı peygamberin veya putların arkasından gidenler şöyle diyecekler: ne olurdu? Bize bir ikinci fırsat verilseydi. Şimdi onlar bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara yapıp ettikleri kendileri için pişmanlık sebepleri olarak gösterir. Onlar artık ateşten çıkacak değillerdir. Yani ebedi cehennem azabında, ateşinde kalacaklardır. Aynı hakikat Müminin Suresi 101. ayette de anlatılır. فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ اِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Sura üfürüldüğünde artık ne aralarında akrabalık bağları kalacak, ne de birbirlerine soru sorabilecekler. Yalancı peygamber ve ümmeti arkasından gidenler veya putlar ve onlara tapanlar. Ankebut suresi 25. ayette de bu hususa dikkat çekiliyor. وَقَالَ اِنَّا مَتَّخَزْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْثَانًا مَوَدَّتَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْدُكُمْ بِبَعْدٍ وَيَلْعَنُ بَعْدُكُمْ بَعْدًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. İbrahim onlara şöyle demişti: sizler sırf dünya hayatında aranızdaki sevgi ve çıkar ilişkisini sürdürmek için Allah'ı bırakıp da kendinize bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde birbirinizi reddedecek, birbirinize lanetler yağdıracaksınız. Varacağınız yer cehennemdir. Hiçbir yardımcınız da olmayacaktır. Aynı mesele Kasas suresi 64. ayet. وَقِيلَ دُعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُوا الْعَذَابَ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ. Yani Allah'a koştuğunuz ortaklarınızı çağırınız. Çağırırlar ama o sahte tanrılar onlara cevap vermezler ve azabı görürler. Keşke vaktiyle doğru yolda olsaydık, doğru yola girmiş olsalardı denir. Müttesir suresinin 11. ayette de var. Zerni ve men halaktu vahide. Yarattığım o şahsı cezalandırmak üzere tek başına bana bırak diyecek Cenab-ı Hak. Ve öbür alemde ilahların da başlarına gelebilecek felaketlere dikkat çekiliyor. Evet, tekrar ediyorum. Allah'a iftira atmak, Efendimiz'e iftira atmaktan milyonlarca, milyarlarca daha tehlikelidir. Efendimiz bir sözü söylemediği halde o söylemiş gibi söylemek nasıl ona iftira atmaktır ve o cehennem ateşinden yerini hazırlansın demiş. Halbuki bir de Allah'a iftira atmak vardır. Allah demediği halde demiş gibi. Eğer Efendimiz Aleyhisselam bile vele bir kelime ilave ederek Allah demediği halde demiş gösterseydi biz oyununu onun boynundan kırardık. Ne kadar ağır bir tabir. Onun için Allah'ın sınırları Allah'ın kelamıyla çerçevelenmiştir. Allah'a iftira atmamak gerekiyor. Ve onların öbür alemdeki durumları kıyamet günü de Hak Teala şöyle buyuracak. Mealini okudunuz, tekrar ediyorum. İşte siz ilk yarattığımızda olduğunuz gibi çırılçıplak teker teker huzuruma geldiniz. Hani o peygamberler, peygamberlik iddia edenler. Hani o ilahlık iddia edenler. Hiç kimsenin kimseye faydası yok. Size verdiğimiz mallarınızı da çok arkada bıraktınız. Ademoğlu vefat ettiği zaman üç şey ona tabi olur. Hadis bu. Kişi öldüğü zaman ona üç şey tabi olur. Arkasından gider.
ehli, malı ve ameli. Kabire konduğu zaman ikisi geri döner. Birisi var, varsa birisiyle baş başa kalır. Ehli ve malı geriye döner. Varsa amelleriyle orada baş başa kalacak. Onun için hani dünyadayken Allah'a ortak olduğunu iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi de yanınızda görmüyoruz diyecek Allah. Burada bir incelik kısaca söylemeliyim. Çok önemli bu. Yani ara yanınızda şefaatçilerinizi görmüyoruz. Çünkü başka ayetlerde şefaat edenlerin de şefaati fayda vermeyecektir tabiri var. Bu ayetin cümlesine bakanlar şefaati inkar ederler. Bugün İslam dünyasında ilahiyatçılardan bazı modernist dediğimiz görüşte olanlar şefaati inkar ederler. Halbuki şefaat haktır. Burada arkasından gittiğimiz yalancı peygamberler veyahut da arkasından gittiğimiz ilahlar, arkasından gittiğimiz beşeri şahsiyetlerin öbür alemde bize şefaati olmayacak. Çünkü Allah onlara zaten ceza verecek. Onların bize şefaat etme şansı ve imkanı olmayacaktır. Yoksa şefaat haktır. Bunu Ayet-el Kürsi'nin Bakara suresinin 255. ayeti tefsirinde genişçe aktarmıştık. Oraya tekrar dönüp bakabilirsiniz. Gördünüz ya, aralarındaki bağlar bir koptu ve ortak olduklarını iddia edip güvendiklerinizin hepsi sizden uzaklaştılar. Suat Hocam açıklamasında Hazreti Ayşe validemizden bir husus naklediyor. Efendimiz Aleyhisselam bir gün şöyle buyurdu. Ya eyyühennes inneküm tuhşarune hufaten ureten gurlen. Ey insanlar, yalın ayak, baş açık, çıplak haşre geldiğiniz zaman haliniz ne olacak demek. Hadis uzun ve haşrin dehşetini anlatıyor. İnsanlar terleyecek, terleyecek, ter boğaza kadar çıkacak. Oturamaz, yaslanamaz, acıkacak, susuyacak. Hadis dehşetiyle devam ediyor. İnsanlar çıplak olarak haşre gelecekleri duyunca Ayşe validemiz dedi, ya Resulallah, ayıp olmaz mı? Erkek, kadın, çıplak, yani bunlar birbirlerini görüp bakacaklar, ayıp olmaz mı? Dedi o gün, ya Ayşe, o gün senin zannettiğin gibi değil. Onun için sonra Has suresinin başındaki ayetleri okudu. Has suresinin başında inne zelzelete saate şeyun azim. Basitleştireyim, mesela siz apartmanda gece herkes yatak kıyafetleriyle yatıyor. 10 şiddetinde bir zelzele oldu diyelim. Allah korusun. O sarsıntı içinde herkes ver yansın kaçıyor apartmandan bahçeye. Ya onda adam yatak kıyafetiyle çıplak da olsa o dehşetle kim kime bakabilir ki? Halbuki haşir gününde %10 bir şiddetli deprem değil, %100 bir sarsıntı olacak. İnne zelzelete saate şeyün azim gerçekleşecek. Öyle bir günde haşir meydanında kadın erkek çıplak gelir, sahip olmaz mı? Ya Ayşe diyen Hazreti Ayşe'ye karşı, o gün senin zannettiğin gibi değil. Ve işte sonra şu ayeti okudu Efendimiz. Abese suresinin son sayfasındaki ayetler. Yevme yefirrul mer'u min ahihi ve ümmihi ve ebihi ve sahibetihi ve beni likullimri'in minhum yevme izin şe'nun yuni. Karı kocasından, koca karısından kaçacak. Çocuklar anne babasından, anne babaları çocuklarından kaçacak. Sen bir görsen o gün herkes kendi derdiyle, işiyle nasıl meşgul olduğunu. İlâ ahir sure aşağıya doğru devam ediyor. Ve işte o günlerde en dehşetli belaya maruz kalacak olanlar, Allah'a iftira atanlar. Yani 91. ayetten 94. ayetin sonuna kadar geçen bu cümleler içerisinde Allah'a iftira atanlar, Allah bir şey indirmemiş, hiçbir şey indirmemiş diyenlerden putlara tapanlara kadar bütün bunların öbür alemdeki hali perişaniyeti daha çok bu şiddet içerisinde ifade edilmiştir. Haşir meydanında herkesin birbirinden kaçtığı anda en çok kaçanlar işte bu Allah'a iftira atanlar ve böylece en zalim olan
kimseler olacaktır diyebiliriz. Ayın durağına geldik. 4 ayet üstünde durduk. Bir sayfa yapıyor. 15 satır yani. Ben aslında 99'a kadar hazırlanmıştım ama fakat böyle hemen kestirmeden hızlı gitmek şart değil. Anlayalım yani Allah kelamında Allah bize ne diyor, bizden ne istiyor, biz ne yapacağız, nasıl şekilleneceğiz, hayatımızı kimlerle oturup kalkarak dizayn edeceğiz, bunları anlamamız lazım. Böylece 94. ayetin sonuna kadar gelmiş olduk. Gelecek hafta 95. ayetten itibaren Fatır suresinde de genişçe anlatılan ayetlerin özetleri gelecek ve tevhid delilleri diyebileceğimiz Allah'ın varlık ve birliğiyle alakalı deliller bahsine intikal etmiş olacağız. Cenab-ı Hak kelamından muradını, mürad-ı sübhaniyesini bizlere ifade buyurmuş, onun muradını anlamaya, murad-ı ilahiyesini kavramaya ve muradını, rızasını kazanabilecek şekilde yaşamaya muvaffak kılsın. Amin bi hurmeti Seyyidil Murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.